Merhaba. YSK'nın seçim yenileme kararına halktan tepkiler duymaya devam ediyoruz. Bakalım bugün neler duyacağız, nasıl yorumlar alacağız? Biliyorsunuz YSK seçim yenileme kararı aldı. 23 Haziran'da yeniden seçimler olacak. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Birer Türk genci olarak. Yani ayıptır ya. Adama mazotayı verdikten sonra geri çekmek yok. Bir daha seçilmiş değilmiş. Yani monarşi, demokrasi diye bize yedirmeye çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Sametciğim sen ne demek istiyorsun? Ben bir şey demeyeyim yani. Ben anlamam ki pek. Aynen. Samet'le benim görüşlerim farklı. Samet sağcı, ben solcuyum. Olsun, herkesi konuşturuyoruz. Buyurun. Kaç yaşındasın? Ben daha 18 yaşındayım ama yani ben konuşmak istemiyorum niyeyse ya seçimle ilgili şu an. Ne hissediyorsun? Yani sence bu normal bir şey mi YSK'nın aldığı karar? Benim için değil. Bir kere almışsın zaten. Yani uzatmaya gerek yok. Zaten her şey belli. Seçimler belli. Oylar belli. Ama hile var diyorlar. Yok. Ben sanmıyorum ya. Sanmıyorum. Aynı düşünüyor arkadaşın. Bu konuda aynı düşünüyorum ama genel olarak farklı tabii. Bu konuda haklılar. Her türlü haklılar. Peki 23 Haziran'da oylar ne yönde olur böyle bir durumdan sonra? Ekrem İmamoğlu daha çok mu alır, daha mı az? Ekrem İmamoğlu'nun daha önde olacağını düşünüyorum Bilal'den. Neden? Yani halk neden bu yönde oy verir sence? Ya şimdi halk neyin ne olduğunu ufak ufak anlıyor diyelim. Artık birileri uyanıyor çünkü karın aç olduğu zaman bu millet kendine geliyor. Cebinde parası olmadığı zaman. Millet neyin ne olduğunu anladı bence ya. Bu sefer kazanacağız, her şey güzel olacak. Ya abla ben müşteriye bakayım ben. Olsun Türk genci, kısaca bir söyle bakalım. Oylar ne yönde olur, sadece tahmini. İmamoğlu yani yine alır diye düşünüyorum. Bu kadar zaten. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çok büyük haksızlık. YSK seçim yenileme kararı aldı ya. Ne düşünüyorsunuz? Bence iyi düşünüyorum. İyi. 23 Haziran'da oylar ne yönde olur? Değişir. Merhabalar gençler. Biliyorsunuz YSK seçim yenileme kararı aldı. Bu konuda birer Türk genci olarak ne düşünüyorsunuz? Alınmaması gerek. Alınmaması gereken bir karardı. Sonuçta halkın seçtiği birisi. Yani doğru bulmuyorum. Ya seçime olan güvenilirlik azaldı bence. Şimdi tekrar seçeceğiz ama ne seçeceğiz bu da belirsiz. Öyle bir durum var. 23 Haziran'la ilgili bir tahmininiz var mı? Halkın tepkisi ne yönde olur? Oylar nasıl etkilenir? Bence yine aynı sonuç gelir. İmamoğlu alır bence yine. Ben bu kadar iyimser bakamıyorum. Bana değişecekmiş gibi geliyor ama biraz bilmiyorum. Peki sizce hile olur mu yeniden? Ya da hile var mıydı? Bilmiyorum. Bence bu konu biraz şey karışık. Ama sonuçta bir güvensizlik mi var? Sonuçta seçime olan bir güvensizlik var artık şu an. Oy kullanıyoruz ama ne için kullanıyoruz ya da oy kullanarak bir şey değiştirebiliyor muyuz? Şu an bunu bilmiyorum. Bundan emin değilim ben. Evet, YSK ya herhangi bir şey. Evet ben bir oy kullanıyorum. Birini seçtiğime inanıyorum ama aslında seçemiyorum. Böyle bir şey. Gerçekten seçim hakkımız var mı yok mu bu konuda emin olamıyoruz gibi mi? Evet öyle. Aynı fikirdeyim ben de. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ortadan çok ayıp ettiler. Madem ki bir sandık geliyor ona hürmet etmek lazım. Ne çıkarsa onu kabul etmek lazım. O sandıktan çıkan diğer üyeler, diğer muhtarların da yeniden de seçilmesi lazım. Bir büyük bir hata, büyük bir tarihi bir yenilgi. Peki 23 Haziran'da sizce oylar nasıl etkilenir yeniden seçim olduğu zaman? Ya şimdi Allah bilir, bu Ekrem İmamoğlu bir misli daha fazla oy alır. YSK her gün bir karar alıyor, bir düşünecek bir şey yok yani. Olumlu mu olumsuz mu bakıyorsun? Hangi kararını? Seçim yenileme kararı. Vallahi siz olumlu kabul ediyor musunuz? Ben size soru sorayım. Böyle bir şey var mı kanunda? Kanunda olmayan şey nasıl olumlu olur? Peki 23 Haziran'da halkın buna tepkisi nasıl olur? Oylar ne yönde olur? Vallahi bana göre halkın tepkisini soruyorsanız kesin herkes seçime katılacak, kazanana hakkını verecek. Sizce kim kazanır? Tahmininiz var mı? Yok tahminim. YSK'nın seçim yenileme kararı ile ilgili düşünceniz nedir? Vallahi hiç bir şey düşünmüyorum. Olumlu yani galiba. Peki sizce 23 Haziran'da oylar ne yönde olur? Onu bilemem. Seçimlerde hile var mıydı sizce? Bazıları söylüyor var, bazıları hayır diyor. Sizin izleniminiz ne yönde, hissiyatınız? Şimdi aceleci davranıyorlar bazıları yani o açıdan sanki şüphe veriyor yani yoksa istese beklersin. Zaten ben kazanmışsam sıkıntı yok ki. Beklerim yani ben onları da şey etmiyorum. Yine kazanır nasılsa gibi mi? Kazanan insan rahat olur gibi. Tabi.
Değil mi? Yani daha rahat olur yani. Hocam zaten ben kazanmışım yani. Mesela Beşiktaş'ta kazanıyorum. Sıkıntı var mı? Yok. Ama orada aceleci yapmayacağım. Merhabalar abicim. Biliyorsunuz YSK'nın bir seçim yenileme kararı vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sırayla soralım. Vallahi ben doğru buluyorum YSK'yı. Yani herkesin içi rahat etmeli. Çünkü şaibe olduğu ortada. O yüzden doğru bir karar. Peki şaibe varsa eski seçimlerde de var gibi söylemler var. Bunlara ne söylemek istersiniz? Yani onları da duyuyoruz ama sonuçta bu şaibelerin ortaya çıkması seçim günü sandık başında olan itirazlar nedeniyle. Önemli de eğer ki yani itiraz edilebilseydi, etselerdi o zaman geçerli olurmuş ama şu anda öyle bir durum yok. Sizce eski seçimlerde yenilenmeli mi? Yani bence yani şaibe varsa elbette mutlaka ki ama sonuçta geçmiş zaman... Yani bildiğim kadarıyla itirazların sandık başında olması gerekiyor. O yüzden geçmiş seçim, eğer ki şaibe varsa tabii ki seçimler yenilenmeli. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Yok, bana bir şey sorma. Yok, sorma bana bir şey. Güzel dinlediniz. Neyle ilgili abi? YSK'nın seçim yenileme kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir karar mıydı? Bence doğru karardır. Çünkü yeni anayasa olması lazım. Değişiklikler olması lazım aslında. Çünkü bazı hukuksuzlukta bazı şeyler görüyoruz ülkede mesela. Seçimlerde şaibe var mıydı sizce? Vardı tabii. Tabii Binali Yıldırım'ın seçmemesinin sebebi zaten ondandır belki. Ama şöyle söylemler oluyor o zaman. O zaman eski seçimlerde şaibeli onları da yenileysinler diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii doğrudur. Hepsi yenilensin. Evet tabii. Hepsi yenilensin diyoruz. Evet tabii. Peki 23 Haziran'da sizce oylar ne yönde? 23 Haziran'da inşallah yine kazanır yani AK Parti. Bazıları şimdi nasıl gelmişler seçimlere Allah biliyor. Onlar hepsi şaibelidir. İnşallah hak eden kazanır. Sizin şeyiniz ne yönde? Tahmininiz ne yönde 23 Haziran için? Ben de Türkiye kazanacak diyorum. AK Parti kazanacak. Ne düşünüyorsunuz efendim? Size bir türlü gelemedim. 23 Haziran'da sizce oylar ne yönde olur? AK Parti götür. Sizce seçimlerde şaibe var mıydı? Ya bunda daha çoktu yani. Diğerlerinde de vardı ama onlar da üzerine düşeydi. Onlar da iptal ettireydi. Fark etmiyor yani. Peki eski seçimlerde yenilenmeli mi sizce? Bir tadı tuzu olmaz ki. Zaten o gitmiş, bitmiş. Ama büyük etkisi olur o zaman mesela başkan da değişebilir ya da başkanlık sistemi de... Tabii değişilmesi lazım. Aslında Binali Yıldırım'ın seçilmesi lazım. Hani diyor ya sen tribün gezmiyorsun ne bileyim biz geziyoruz. Gidip maçlara gittiğine tribün gezseydi. Aslında yanlış bir söylemdi. Sen bugün paranın pulun hesabına seçilen adam gerçek halkın oyuyla seçilmemiştir. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. İnanın insanlar, oy veren insanlar evet Ekrem İmamoğlu'na oy verdim insanlar verdi. Ama şöyle bir gerçek var. Kimse CHP'ye verdim demiyor. Ekrem İmamoğlu'na verdim diyor. Ve şu anda Ekrem İmamoğlu'nun şu bugün olmuş hala yine izlediği politika, siyaset o kadar iyi ki. O kadar güzel ki. Ama bunun tam tersi CHP hala bir ötekileştirme, insanları bir ayrıştırma, kötü söz, kötü laf hepsi var. Ben Ekrem İmamoğlu isminin doğru ama partisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Öyle bir insan keşke AK Parti olsaydı. Bence İstanbul'u bugün 4 milyon oyla değil yani 6,5-7 milyon oyla kazanabilirdi. Ben sadece Ekrem İmamoğlu'nun doğru bir siyasetçi ama partisinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim. Kaldı ki inanın İstanbul bundan 20 yıl önceki hallerini duyuyorduk. Çöp deryasıydı, sular yokturdu. O dönemlere yeniden dönmemek adına insanlar AK Parti'yi tercih etmeli. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun doğru bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum dediniz. Partisi CHP de olsa AKP de olsa Beylikdüzü'ndeki yaptığı icraatlere de bakarak İstanbul'u güzel yönetebileceğini düşünür müsünüz? Öyle ben çok araştırdım Beylikdüzü'ndeki belediye başkanlığında. Beylikdüzü'nde insanlar şahsiyetinden memnun ama hizmetlerinden hiç memnun değiller. Yani hiçbir şey katmadığını söylüyorlar Beylikdüzü'ne. Evet iyi bir siyasetçi olabilir ama partisi yanlış. Çünkü 20 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yapamadığını 3 ayda Ekrem İmamoğlu başardı. İyi bir siyasetçi. Tabii Kılıçdaroğlu'nun sorunu da şu. Bir an önce Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olup İstanbul'da kalması. Çünkü eğer belediye başkanı olmazsa
mutlaka CHP'nin genel başkanı olacak. O da Kılıçdaroğlu'na sıkıntı, problem yaratıyor. O yüzden bir an önce Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulması gerekiyor. Biraz önce sordunuz. Evet, iyi bir siyasetçi. AK Parti, CHP fark etmez değil, çok fark ediyor. Yani bugün işte geçen hafta yaşadık, görüyorsunuz. Yani HDP ile kol kola olan, PKK ile kol kola olan bir CHP'ye, bir partiye nasıl oy verebiliriz ya? Şöyle diyorlar bu sefer diğer kanatta. Ben iki tarafında söylediğine karşı cevap veriyorum ki onlara da cevap hakkı doğsun. Başka türlü çünkü röportajı olmuyor. Şöyle söyleyeyim, diyorlar ki mesela zamanında AKP de onlarla kol kolaydı. İşte teröristlerle kol kolaydı. O zaman işte yeri geldiği zaman strateji yapmak herkesin hakkı gibi söylemler oluyor. Siz buna ne dersiniz? Ya şöyle, yani onlar haklılar tabii ki. Yani AK Parti FETÖ'yle de beraberdi. Ama yani insanları itiraf ediyorlar. Yani yanlış yaptık diyorlar. Yanlış yapıldı diyorlar. Yani çözüm süreci diyorsunuz. Yani çözüm süreci kötü bir şey değil ki. Bu abimiz bakın Kürt de olabilirdi. Ama PKK'lı mıdır? Terörist midir her Kürt yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani mecburen bir çözüm süreci olmak zorundaydı. Ama baktı ki çözüm de bir şey ifade etmiyor. Onun sonrasında bir herkes yollarını ayırdı. Ama CHP hala ayrılmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani nasıl askerimizi, Mehmetçiğimizi, bakın burada güneşleniyoruz. Yani onlar ne yapıyor orada? Yani bu insanlara, yani savaşan insanlara nasıl oy verebiliriz? Yani böyle bir şey olabilir mi? O yüzden diyorum, Ekrem İmamoğlu iyi bir siyasetçi, partisi çok yanlış. Peki siz madem bu kadar bu konularla ilgileniyorsunuz, size sorayım. Şimdi Abdullah Öcalan'a biliyorsunuz işte bir haber çıktı. Tayyip Erdoğan avukat gönderdi ev hapsi için, anlaşma konuları gündeme geldi gibi bir söylem duyduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle bir şey olabilir mi ya? O zaman Tayyip Erdoğan'ın bittiği gün demektir. Eğer böyle bir şey olursa, yani yok bir daha barış... Oy vermez misiniz böyle bir şey olsa? Böyle bir şey nasıl oy vereyim yani? Yani 35 bin tane insanımızı katleden bir insanla görüşülecek, dışarı çıkartılacak Tayyip Erdoğan değil, 1000 tane Tayyip Erdoğan olsa yine, ki Tayyip Erdoğan zaten böyle bir şey yapmaz. Zamanında görüştü ama onlar yanlış mıydı diyorsun? Değil, yanlış olur mu? Çözüm süreciydi ama o. Yani insanlar birbiriyle barış yapmak istiyorlardı. O dönemde görüşüldü, evet. Bunu o insanlar da biliyor. Türkiye biliyor. Türkiye o zaman destekliyordu ama herkes destekliyordu. Evet, çözüm süreci olmalı diyordu. Ama baktı çözümle de olacak bir şey değil. Yatırım yapıyoruz, bir sürü insan oraya, yani adam Tokat'a yapmadı, Sivas'a yapmadı, Erzincan'a, Malatya'ya yapmadı ama hep Diyarbakır'a yaptık, Tunceli'ye yaptık. Niye yaptık? Oradaki insanlar da yaşasın diye. Peki ülkenin şu anki ekonomik durumunu ve yerel üretim yetersizliğini neye bağlıyorsunuz? Yani üretimimiz çok iyi durumda şu anda gayet. Tarımı bitirdiler diyorlar. Hayır, bakın yani ihracatta dün değil, evvelsi gün açıklandı. İhracatta 15 milyar dolar Nisan ayı. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yani tüm Nisan aylarını topladığınız zaman en yüksek rekor o ay. Nisan ayı ihracatta 15 milyar dolar. Biz bunları üretiyoruz tabii ki. Üretip satıyoruz yani. Dış ticaret fazlamız. Yani böyle bir şey yok. Hani bu şu andaki ekonomi mutlaka olacak. Yani yedi düvelle savaşıyoruz hanımefendi ya. Yapmayın. Bakın yani siz CHP'li olabilirsiniz, AK Partili olabilirsiniz, MHP'li. Yani hiç problem değil. Ama bakın biz beraberiz, yan yanayız. Arkadaşız, kardeşiz yani. Biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki bu en güzel söz bu zaten. Aynen. Ama şöyle de bir şey var. Her şey çok güzel olacak diyorlar. Evet, her şey çok güzel olacak. AK Parti ile beraber güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'na da şunu demek istiyorum. Harbiden çok kaliteli bir insan. Ama CHP çok yanlış partisi. Yani başka bir parti olmalı. Ben AK Parti de demiyorum ama başka bir parti olmalı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye vereceği çok şeyler var. Bu da bir gerçek. Şuna nasıl bakıyorsunuz? Tayyip Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olmasına, eş başkanı olmasına nasıl bakıyorsunuz? Vallahi o konuyla ilgili bir fikrim yok benim. Yani Orta Doğu eş başkanı derken anlamadım. Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var. Kendisi de onun eş başkanı olduğunu ifade ediyor. Bu Büyük Orta Doğu'nun sınırlarının komple değişmesini planlayan Amerika'nın da içinde olduğu bir proje. Onun eş başkanı olduğunu ifade ediyor Amerika ile beraber. Amerika demek aynı zamanda İsrail de demek, biliyorsunuz. Bu konuda hiç araştırma yapma şansınız oldu. Ya bu konuyla ilgili hiç bilgim yok. Yani fikrim yok. Bir şey diyemeyeceğim. Neden soruyorum bunları, fark ediyorsunuz değil mi? Herkes konuşsun, düşünceler ortaya çıksın. Karşı taraf birbirini yanlış anlıyorsa doğrusunu öğrensin diye. Çok teşekkür ediyorum. Seçim yenileme kararı ile ilgili bir Türk vatandaşı olarak ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz abi? Gerekli, tek
Keşke hepsi baştan değişse, bir seçim daha olsa. Eski seçimler de mi yenilen? Bu kadar şey var, çalınan oylar var, bilmem neler sayıyorlar, televizyonda izliyoruz. Madem böyle şeyler varsa bırakın sil baştan olsun. Olması lazım yani, şart. Sizce 23 Haziran'da oylar ne yönde olur? Vallahi ben Tayyip'in bu sefer alacağını tahmin ediyorum. Tayyip Bey. Binali Yıldırım yani. Patrona Binali Yıldırım. Alırlar bu sefer. Çünkü çok oylar hiba oldu, gitti. Bir de şöyle de diyorlar. Kaptırma. Bu sefer kaptırmasalar alırlar. Şöyle diyorlar, CHP Kanada'da diyor ki bu sefer eski seçimlerde de şaibe vardı. O zaman onlar da yenilensin diyor. Siz buna nasıl bakarsınız? Hangi seçimlerde? Başkanlık seçimleri de şaibeliydi o zaman, çünkü aynı kurumlar yaptı. O zaman keşke vardı da niye yapmadılar, hemen değiştirselerdi. Değil mi? Onu biliyorsunuz, bir Atalan Üsküdar'ı geçti durumu oldu. Atalan Üsküdar'ı geçti dediğiniz gibi. Ona bir şey denmez ki, kaç sene geçmiş aradan olduysa, ki öyle bir şey olmadığına inanmıyorum ben. Olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz amcacığım? YSK yeniden seçim yapacak ya. O konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru mu sizce? Yeniden şey için olasınlar. Ha. Peki kim kazansın sizce? Vallahi ben diyorum ki herkesi şeyini bileyim ama ben diyorum ki Tayyip kazansın. Ha, o bu kadar. Bu. Güveniyor musunuz? He? Güveniyor musunuz? Evet. Evet. Tamam, peki, teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Çekmeyelim. Hak eden kazansın. Ben kimseye daha şey etmiyorum. İşte o kadar. Hak eden kazansın. Sizce hile var mıydı seçimlerde? Hile var mıydı? Bilmem, hileyi ne bileyim ben. YSK karar vermişse doğrudur. Çünkü orası öyle basit de bir yer değil. Yani orada 11 tane büyük hakim var. Onlar ne karar vermişse doğrudur. Demek ki bir şeyler vardı. Bunu televizyonlar gösteriyor. Salınan oylar varsa veya yoksa bunu kendiler de biliyor. Karar doğrudur bence. Sizce önceki seçimlerde de şaibe var mıydı? Onlar da yenilenmeli mi? Önceki seçimlerde şaibe var mı diye bilemiyorum da. O zaman neden CHP şey yapmadı? Aynı olay itiraz etmedi. Demek ki kendileri bir şey bulamadılar ki şaibe falan var veya yok diyemediler. Demek ki bir şey görselerdi vardı derlerdi yani. O zaman bir hani söylemler oldu. Tayyip Bey Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Şimdi diyorlar işte CHP kanadı diyor ki yenilensin. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yenilense ne olacak? Yine aynısı olacak. Şimdi CHP'de Cumhurbaşkanlığı yapacak bir kişi yok ki şu anda. Bu Türkiye'de bir tane... Ben isterdim ki o CHP'nin başına şey gelsin, ya Muharrem İnce gelsin, belki o olabilirdi ama kim çıkacak ki Tayyip'e karşı Cumhurbaşkanı olmak için? Şu anda öyle bir şey var mı? Peki sizce Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu İstanbul'u daha iyi yönetir? Şimdi burada İstanbul'u yönetmek için var ya. Partiler bir yana. Partiler bir yana, burada İstanbul'u yönetmek için devletin olması lazım arkasında. İstanbul bugün bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı demektir. Buranın İstanbul olması için de devletin arkasında olması lazım. Onun için de en iyisi Binali Yıldırım. Çünkü bak, mecliste ne oldu? İstanbul'da mecliste ne oldu? Alınan kararları veto ediyorlar. Yanlış mı? Veto olmaması için bu belediyenin arkasında devletin olması lazım. Son olarak size şunu sorayım abi. Deniyor ki işte İstanbul'da işte AK Parti döneminde belediyenin gelirlerinin bir kısmı vakıflara aktarılıyordu. Bu tür yolsuzluk haberleri çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ha şimdi bak, o konularda belki doğru olabilir. Bunu o belediye meclisinde olan kişilerin çok iyi incelemesi lazım. Nasıl şimdi veto ediliyor olaylar, onlar da veto ederler bunu yani. Onun çok iyi incelemesi lazım. O dediğiniz tamam. Ona bir şey diyemem. Belediye meclisinin kendi üyeleri tarafından da yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, yolsuzluk yapılmış olabilir mi onu bilmiyorum ama dediğim gibi yolsuzluk kim yapıyor? Onu diğer partinin üyeleri de var orada. Orada en az bir tane üye var mecliste. Bunlar yapmalar lazım. Bunu denetlemeleri lazım. Yani. Çok teşekkür ederim. Gençler, siz konuşmazsanız kim konuşacak? Gençler konuşmalı daha çok. Gururumuz sizsiniz. Yapmayın. Evet efendim, biliyorsunuz YSK seçim yenileme kararı aldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Ne düşüneceğiz? Her şey belli. Seçilmiş adamı iledi diyorlar. Terbiyesizlik. Baskıyla şeyle adamın hakkını yediler. Her zaman aynı seçimde yapıyor. 5 yaşında çocuğa sorsan gün aynısını konuşuyor. Ne diyecek? İnşallah bir sefer daha onları toprağa gömer. 23 Haziran. İnşallah. Peki. Dürüst ve iyi bir insan. Bunlar gibi üçkağıtçı değil. Hak yiyen değil. Ne diyelim? Ekrem İmamoğlu. Peki
daha önceki seçimlerde şaibe varsa CHP hakkını arasaydı, ısrar etseydi diyorlar. Siz ne dersiniz? Hakkını arasa ne yapacak? Baştaki her şeyi eline almış. Senin sözün de geçmiyor, benimki de geçmiyor. Kirli siyaset var memleketimizde. Çıksın canım, istese çıksın ya. Televizyonda da konuşurum ya. Ya adamın anının hakkıyla kalmış. Halk demiş ki kardeşim, biz bu adamı istiyoruz. Niye ikmek ediyorsunuz hani? Ayıp değil mi yani? Biz bu ülkede yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Askere gidiyor muyuz vatanımıza? Vergimizi veriyor muyuz? İnsanız değil mi? Cenab-ı Allah hepimizi insan olarak. Bak senin elinde beş parmak, benim elimde beş parmak. İnsana saygı duyacaksın. Irk, din, şu bu ayrım yapmayacak. Önce insan, Cenab-ı Allah seni önce insan olarak yaratmış. Senin duygulanışına kurban olurum. Canım abim benim. Ne güzel, ne kadar vatansever duyguları. Doğru söyle. Ben misal aşağı yukarı çok affedersin. 66'dan beri oy kullanıyorum, ben CHP'liyim. Ama aynısını CHP yapsaydı CHP'ye de karşı gelirdi. Buna da karşı gelirdi. Ama bu adalet mi, hük mü, şey mi ya? Bir de bunlar başındakiler çok affedersin. YSK mı dönüyor? Hepsi hakim, savcı değil mi? Biz onlara güveniriz değil mi? Vatandaş ona güvenir. Yazıklar olsun. Savcısının avcısını. Onlara yazıklar olsun. Hepsini eline almış. Kimsenin dediğini tek bir insan. Bak biz, ben bu Beşiktaş'a 63'ün bitiminde gelmişim. Buralarda tamam göç olmuş, şeyler dolmuş, şehirler dolmuş. Herkesin kapısı açıktı. Kırsızlık yok, şey yok. İşten çıkan iş buluyor. Fabrikalar tütürü bacalar. Ne oldu? 5-6 milyon insan. 9 bin bilmem kaç bin mühendisiz siz okusan ne yapacak? Önce insana işi lazım, iş. Tarım lazım, işi lazım. Sen hırsızlık neden çoğalır? Fabrika olmazsa, insanlar çalışmazsa ne olacak? Birbirini boğazlayacak. Gökdelenler dikiyorsun. Niye gökdelen dikiyorsun? Tamam, Müslümansın, camiler yapıyorsun. Tamam, eyvallah. İbadetini evde de yaparsın. Ama fabrikayı lazım, fabrikayı lazım. Olanları da kapattı. Olanları da kapattı. Ülkeyi sattı Araplara. Sat dersin. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden? YSK'nın seçim yenileme kararı. Yanlış yaptılar işte. Ben öyle biliyorum. Yanlış yaptılar. Yanlıştı. Evet. Kime sorsan baştan sona kadar yanlış. Cumhurbaşkanına da mesela seçildiği zaman onu iptal etmeleri lazım. Yine aynı. Tabii onu da iptal etmeleri lazım. 27 Haziran. 24 Haziran. Bu kendi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne şey atayı, bok atayı. Cumhuriyet Halk Partisi 100 senelik bir parti. Kendi 20 senelik bir parti. Kendi daha üstün görüyor, daha şey görüyor. Bu arada insana içe sayı. Geçmişe yönelik hak arama pek mümkün değildir. İşte diyorlar, işte şöyle söylemler var. CHP de o zaman hakkını arasaydı diyorlar. Israr etseydi diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Çoğunluk onda adam itiraz dedi. Hakkını vermiyor ki. Vermiyor. Sokağa, milleti sokağa çıkartmaya çalışıyor. Allah verecek insanlar. Kızım sağduyu da kimse bir işten inşallah bize bir şey olmaz.